4 Temmuz günlük burcumuza hoş geldiniz güzel ailem. Nasılsınız? Ay Başak'ta devam ediyor. Sevgili koçlar, çok detaycı ve kontrollü bakış açınızı doğru yönlendirdiğinizde harika saatler, harika dakikalar, olumlu olabilecek her enerji elinizde güzel fırsatlar yaratacak. Motivasyonunuzu arttırabilirsiniz. İşlerinizle alakalı çalışma arkadaşlarımızla gayet kaliteli ölçüde iletişimimizi kurduğumuzda gayet enerjik ve dinamik bir noktada devam edeceğiz. Mars-Plüton arasındaki açı biraz sert olduğu için evraklarınız ve oluşumla ilgili krizleri de gözden geçirmemeniz lazım. Aşk anlamında duygusal biraz daha karamsar, mutsuz, gergin. Yani her şeyin sizin üstünüze yük olduğunu düşünüyorsunuz ve bu yükten fazlasıyla yorgunsunuz. Artık kendi yörüngenizi, kendi hayatınızı verimli şekilde oturtmanız lazım. Taşınma konularımız gündemde. Sevgili boğalar, Ay Başak'ta ilerliyor Plüton. Mars açısı biraz yorucu ve stresli. Kafanızda vefayı sorgulayacaksınız. İnsanlarla yüzleşeceksiniz. Tahmin edemediğiniz kadar kötü insanların size yarattığı kaosları yaşayacaksınız. Konuşmalardan uzak kalmak isteyebilir, insanların eleştirileri evresinde olmak istemeyebilirsiniz. Zihniniz sadece işe odaklı olacak, yapmak istediğiniz her şeyin önü aydınlık, ferah. Öğleden sonra çok yakın çevrenizdeki dostlarla iletişim, sosyal ağlarda yapacağımız bazı olumlu diyaloglar enerjinizi artı yaratıcılığınızı da ön plana çıkartacak. Yurt dışı mailler, oluşturmak istediğiniz işler ve serbest alanda beklediğiniz paralarda sürpriz bir değişim gerçekleşecek. Siz de araç değişimi, araçla ilgili kararlarda netliğe kavuşmak ve artık bu noktayı bulmak istediğiniz gözüküyor diyorum. Sevgili ikizler, Ay Başak'ta ilerleyecek. Çok erken saatlerde öncelikle işinizle alakalı bunalım içerisindeki olduğunuz birçok noktaya odaklanmanız lazım. Mars ve Plüton arasındaki açı biraz sizi hayallerinizle alakalı planladığınız noktada zorlayıcı olabilir. Ama aile hayatımızla alakalı yaşanan krizleri bir an önce görmeniz lazım. Gün içerisinde aileden gelecek haberler sizi hem iş alanınızda stresli hem de kendi ruhunuzda gergin hissettirebilir. Hayal gücünüzü çok fazla yukarıya çekiyorsunuz. Farkında olmayarak alışveriş enerjimiz fazla olabilir. Bunları dengelemek lazım. Bu ara beslenme konusu daha sağlıklı şekilde beslenme enerjimizi oturtmamız lazım. Ve her şeyden önemlisi ilişkinizle alakalı yaşadığınız ve yaşanan tartışmaları artık doğru nokta koyup ya gitme ya kalma kararı vermeniz lazım. Evli çiftlerde de kendi işinizdeki sorunlar her geçen gün boşanmaya doğru ilerliyor. Dikkatli olunuz efendim. Sevgili yengeçler, Ay Başak'ta Mars Plüton arasındaki açı sizin sıklıkça aynı şeyleri tekrar etmenize, algılamada zorluk yaşamanıza ve kendinizi farklı hayaller içerisinde hissettirmenize sebep olacak. Gerçek hayata geri dön diyorum. Çünkü işinizdeki fikirler, yoğun toplantılar, yoğun telaşlar sizi fazlasıyla kasabilir. Ve enerjiniz hem işte aktif hem de hayal dünyanızdaki aktiften kaynaklı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızla alakalı noktada da hayatınızdaki kişiyle gerçekçi konuşmak, onunla alakalı hataları toparlayıp kendi ilişkimizi sağlam noktada belirlemek istiyoruz. Evde ufak tefek tadilat konularımız var. Aile içerisinde özellikle anne, baba, eş ve çocuklar arasındaki yaşanacak tartışmayı büyütmemek lazım. Sözlü tartışma biraz bizi yıpratıyor olabilir. Evde elektronik eşyalarda yenilik dönemi söz konusu olacak ve uzun süredir hayal ettiğiniz yolculuk kapınızda. Sevgili aslanlar, Ay Başak Burcu'nda Mars ve Plüton arasındaki açı biraz yorucu. Bu ara güveniniz, insan arasındaki iletişimleri daha sağlam anlamak, daha destekleyici, daha itiraf dolu bir gün tadacaksınız. Konuşma şekliniz çok akıcı ve keyifli olacak. Hedeflerinize doğru gün içerisinde odaklanmak istediğiniz işlerle ilgili çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Biraz sinir bağlarınız kopuk gibi, neye atarlanacağınız belli değil. Uzun süredir mali konularla ilgili sistemleri oturtmanız lazım. Bunlarla alakalı dengeyi kurmanız gerekiyor gün içerisinde. Yöneticiler, ekip arkadaşlarımızın bazı sağlık problemleri ve sizin üzerinize yük geçeceği için krizler yaşayabilirsiniz. Onların sağlığı
O gerçekten sıkıntılı gözüküyor. Bu ara ilişkinizle ilgili birlikte yemek yemek, vakit geçirmek, onunla zaman ayırma kararı ve ailelerini tanıştırmak, aile arasındaki bağları düzeltmek için adımlar atılacak. Hadi hayırlı olsun. Sevgili Başaklar, Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Mars, Plüton arasındaki açı sabır tahtınızda sabır ve ilişkilerinizle alakalı hizmetçi ruhunuz, liderlerinizle alakalı aranızdaki diyaloglar fazlasıyla akıcı ve keyifli olsa da içinizdeki enerji devamlı hizmet etmeye algılıyor. Lütfen sorumluluklarınızı biliyorsunuz, planlarınız daha yoğun, odaklanmanız gereken bir ev düzeniniz var, işiniz ve iş hayatınız daha stresli. Bütün dengeleri kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sağlığınız ciddi anlamda yorulabilir, dengeniz oldukça bozulabilir. Psikolojik olarak da kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Hatalı mailler, yanlış okumalara sebep olabilir. Eski ilişkinizden haber gelecek. İlişkiniz ve yaşadığınız ilişkiyle ilgili de bir net karar vermek istiyorsunuz. Cesaretiniz yok. Biraz daha sabırlı olun. Doğru aşk bekleyenler için de sürpriz yenilikler var. Bilginiz olsun. Sevgili teraziler, Ay Başak'ta Mars ve Plüton arasındaki açı fikirleriniz, vizyonunuz, paylaşım enerjiniz fazlasıyla renkli ve keyifli ve daha detaycı ve arzularınızın daha odaklı bir noktayı tadacağınızı gösterir. Sudan sebep tartışmalar yapabilir. İnsanları biraz aşağı çekebilirsiniz. Onların size olan sevgisini unutmayın ve kırmaktan vazgeçin. Onlar sizi tanıyor, seviyor. Bu ara kazançlarınız verimli noktada ilerleyecek. Kaybettiklerinizi yavaş yavaş yerine koyacaksınız. Bu ara satım konusu, evinizin değeriyle ilgili kararsızlıklarınız var. Satayım, kredi çekeyim. Şu an böyle bir şey için acele etmeyin. Daha sabırlı olun. Bu ara evlenme düşüncesi olan teraziler için de gün ve tarih konusunda aileler arası gerginlikler, takı konusunda karmaşıklıklar yaşanabilir. Ama sizin hayaliniz bir tatil, enerjinizi iyileştirmek istiyorsunuz. Şimdiden çıkacağınız yolculuk hayırlı olsun. Boyun bölgemize dikkat edelim. Sevgili akrepler, Ay Başak'ta ilerliyor ve Mars Plüton arasındaki açı duygu ve his ve cesaretinizin fazlasıyla artacağı, yeryüzünü ve gökyüzünü ben yarattım, her şey benim diyeceğiniz ama gizliliklerin açığa çıkacağı, söylenen şeylerin gündeme geleceği, hani çekirdeğin kabuğuna doldurmayacak olaylar yaşanacağı için gün içerisinde kontrollü, dinamik ve enerjinizi fazlasıyla doğru akışta sağlamanız lazım. Çözümlenmesi gereken bazı olaylarımız var. Bunlara odaklanıp bunları çözdüğümüz takdirde üzerimizdeki enerji komple rahat edecek. Öğleden sonra toplantılarımız, yol gereği gitmemiz gereken işler akıcı ve keyifli. Sadece sorunumuz sağlığınız ve kas ağrılarınız çok fazla var ve ilişkinize doğru vakit ayırmıyorsunuz ve karşı taraf sevgisizlikten isyan ediyor ve evliliğinizde de bazı çatırdamalar var. Dönem dönem bazı konularda dışarıdaki etkenler sizi yıpratıyor. Evliliğinize, ilişkinize sahip çıkın. Eski ilişkinizden haber var. Sevgili yaylar, Ay Başak Burcu'nda ilerliyor. Plüton ve Mars arasındaki açı, stresli, özellikle tembelleşme ruhunuz dinlenmek isteyebilir. Düşüncelerinizi kafanızda organize edip öyle işe gitmek isteyebilirsiniz. Kendi kendinize zihinsel olarak antrenmanlar yapıp şunu şöyle diyeceğim, bunu böyle diyeceğim, şöyle diyeceğim enerjisi kendi içinizde konuşabilirsiniz. Evet, doğru bir evre çünkü konuşmak istediğiniz işinizle alakalı noktalarda haksızlıklar var. İletişime geçilmesini istiyorsunuz ve haksızlıklardan bunaldınız. Mantıksal kararlarla üst düzey yönetici ve yöneticilerinizle görüşmeniz lazım. Bu ara organizasyon işler, sosyal ağlarla ilgili yapacağınız işlerde ekstra kazançlarınız var. Kendi markanız, kendi işinizle ilgili planladığınız ya da eğitiminizle ilgili altyapı oturtmak istiyorsanız doğru düşünerek bu sistemi oturtup hayatınızdaki dengeleri kuracaksınız. Bu ara ilişkinizin sevgisiz tavrı sizi yıpratıyor olabilir. Ufak tefek aile içerisindeki yalanlara şahit olabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, Ay Başak Burcu'nda ilerliyor. Mars Plüton arasındaki açı. Özellikle gün içerisinde çok stresli, çok gergin, kafanız odaklanamayacak. Acayip derecede kendinizi resmiyete alacaksınız. Koruma içgüdüsüyle etrafa böyle kontrollü bakacaksınız. Uzun vadeli yeni planlayacağınız işler ve anlaşmalar size keyif verse de güvendiğiniz ekip arkadaşlarınızın dağınık ruhu sizi mutlu etmiyor. Ve onların organize olmamasından kaynaklı da huzursuzluklarınız var. Bu iş sizin
derim bu ekip bunu çok rahat bir şekilde çözecek. Ama iş arıyorsanız yeni sinyal, yeni kapılar, yeni fırsatlar var. Gideceğiniz nokta konum olarak hayırlı ve aydınlık, keskin kararlar verebilir. Keskin sirke küpüne zarar verir. Siz de kendinize zarar vermeden doğru adımlar atmanızı öneriyorum. Bu ara aşksızsanız, duygusal konunuz yarımsa tanıştırılma, konuşturma, sosyal ağlardan yaşanacak diyaloglar size aşk kapınızı yeniden tazeletebilir. Evli çiftlerde de ev tadilatı kavgası gündemde. Sevgili kovalar, Ay Başak Burcu'nda Mars ve Plüton'un arasındaki açı sizi çok fazla yıpratabilir. Şimdilik işinizle ilgili iyi sonuçlar ve beklenmedik oluşumlarda aydınlıklarınız var ama kendi yapıcılığınızla, kendi faaliyetinizle, kendi elinizi eleştirerek iş alanınızda daha yoğunlaşmak istiyorsunuz. Ekip arkadaşlarınız ya da bulunduğunuz insanların hatalarından çok kendi mevkinizi korumak isteyeceksiniz. Bu doğru bir karar çünkü burada ani işten çıkartılmalar, bazı laflar, bazı konular, değişmesi gereken olaylar size de sıkıntı yaratabilir. Mümkün olduğu kadar işteki odaklanmanızı hakimiyet kuralım. Gün içerisinde farklı iş arayışı içerisinde olanlarda da mailleriniz olumlu ve görüşmeler olumlu geçecek. O yüzden cesaretinizi yapın ve maillerinizi atın diyorum. Bu ara kalp damar konularımızla alakalı noktada hassasiyetimiz olabilir. Bu ara heyecan, farklı ilişkiler, eğlenmek isteyen, ruhunuzu iyileştirmek, akşam eğlenmek isteyebilirsiniz. Eşiniz ve sevgiliniz değil, ortak arkadaşlarınızla eğlenmek isteyebilir. Bu da size mutluluk verecek diyorum. Sevgili balıklar, Ay Başak'ta Mars ve Plüton arasındaki sahte arkadaşlar, sahte üretilen olaylar, işinizle alakalı yanlış anlaşılmalar, yaptığınız organize işlerde başka insanların hatası yüzünden bütün suç siz yükleneceksiniz ve bazı olayları aşmak sizi çok fazla yıpratacak ve yoracak. Sizden tek ricam mantıklı sorumluluğunuzun hakimiyetini kurun ve burayı çok rahat bir şekilde aşacaksınız. İnançlarınızı, sinirinizi yumuşatın. Rabbime dua ederek buradaki sorunu çözeceksiniz. Öğleden sonra çok yoğun iletişimler, mailler, toplantılar, dışarıda geçireceğiniz iş evraklarınızla ilgili çok akıcı ve keyifli olacak. Sadece biraz ses telleriniz, alerji kaynaklı enfeksiyon durumlarınız olabilir. Bunlara dikkat edelim. Aşk konusunda da hep ben mücadele ediyorum ve karşı tarafın mücadelecisiz tavrı sizi yıpratıyor. O yüzden ilişkiye ara vermek, ilişkiyle ilgili hataları görmesini istiyorsunuz ama o bencil, bu hatayı görecek noktada değil. Konuşmaya devam. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.